Merhaba arkadaşlar, kitap sipariş etmiştim Kara Kutu Yayınları'nın. O geldi. Şimdi onlara birlikte bakalım. KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Tekli seti aldım. 2022 KPSS'nin Kara Kutusu Genel Yetenek ve Genel Kültür Tek Ekonomik Set paketi. 273 TL'ye aldım bu seti. Bir de ne aldım? Çağdaş Türk Dünya Tarihi Kara Kutusu aldım. Bunu almaya gerek yoktu aslında. Hani şu tarihte vardır ama ben yine de bir telaş ettim. Yani aldım yine de. Fazladan oranla çalışırız artık. 13 TL o da. İnci dergi gibi bir şey zaten. Eğitim Karaşahlar, eğitim bilimlerinin kara kutusunu aldım. Bir de yanında da eğitim bilimleri şaheser soru bankası var. İkisi bir. Onda 100 TL'ye. Yani aslında tek eğitim bilimlerini alacaktım ama yanlışlıkla bunu aldım. Tek eğitim bilimleri olursa 70 lira gibi bir para oluyor da. Toplamda 386 lira ödedim. Bakalım inceleyelim kitaplarımızı. Öncelikle genel kültür şu Kara Kutu Yayınları'nın tek kitap şundan başlayalım. Şimdi bu ayrı ayrı da satılıyor bu coğrafya vatandaşlık. Onlar böyle ince ince oluyor. O daha güzel aslında ama o daha pahalı. Bir de 2022 basımı alınca daha pahalı oluyor. Hani 2021 gelmiş bu genel kültür. Ben aradım sordum hani ben sırf bu genel kültür için 2022 aldım. Çünkü aradaki fiyat farkı uçurum. 2021 mesela 185 liraysa 2022 serisi 280. Arada 100 lira gibi bir fark var hani toplu alımda ekonomik sette. Bu şekilde 100'den lira 100 liradan fazla fark var arada. Ama hani bu son basım dedi. Hani ben de güvendim artık. Burada 2022 yazan yokmuş yani sözde. Aslında ben görüyorum yazan var ama adam yok diyor. Yani yapacak da bir şey yok yani. Hani iade edebilirim ama onunla uğraşmayacağım. Yani 2021 alabilirsiniz bence. 2021 alabilirsiniz. Aslında 100 lira fark verip vermek biraz saçma geliyor bana ama ben böyle yaptım niye bilmiyorum. Çünkü neden? 2021 zaten çıkmış sorular benim elimde var yani. Anneciğim yeni aldım kitapları mahvetme ya. Seni yaramaz seni yırtacak hemen. Dur. Şimdi. Bunu iade etmeyeceğim, uğraşmayacağım arkadaşlar. Yani artık yalan söylüyorsa kendisi bilir. Şimdi burada bakıyorum içeriğine. Ne yapmışlar? Böyle konu konu ayırmışlar. Gayet güzel. Benim programımda şu anda bir kavram haritası oku ve 50 soru tarih çalış şeklinde var şu anda. Ben de o şekilde yapayım. Mesela şuradan başlayayım. İslamiyet öncesi tarih. Şu iki sayfa anlatmış. Okuyup buradan çözelim. Öyle, o şekilde yapalım en iyisi. Öyle işte küçük bir iki sayfalık bilgi vermiş ardından çıkmış soruları bildirmiş. Şimdi tek kitap matematiğin kara kutusuna bakalım. Hani çok kalın bir kitap beklemeyin şu şekilde kalınlığı. Onun haricinde içeriğine baktığımızda konu konu ayrılmış bu da aynı şekilde. Çözümleri de galiba şu hani kure kodu taratınız diyor. Onlar da var hani. Çözümleri nasıl güzel anlatılmış mı onları bilemeyeceğim yani onları ancak ve ancak ne zaman çözdükçe göreceğiz yani. İşte başka Türkçenin kara kutusunu aldım. Şöyle. İşte mantığın kara kutusu. Sözel mantık, sayısal mantık var. Geometrinin kara kutusu şöyle ip ince. Yani öyle olması normal zaten. Evet bunu yanlışlıkla aldım. Çözümlü Soru Bankası Eğitim Bilimleri. Şurada bir hediye kitap koyacağız demişler. Bir şey koymamışlar diyecektim. Şurada iki tane küçük bir dergi var. Şimdi günahları vermeyeyim. Onu koymuşlar. Onu göstereyim size. Çağdaş Türk Dünya. Tabii bunu almanıza gerek yok. Bu zaten tarihte vardır. Ben öyle bir aldım. Böyle almış oldum. Şurada matematiğin kara kutusu modüller ve aritmatik işlemler. Şöyle bir ince bir dergi gönderilmiş. Bir de hediye olarak şundan şöyle genel yetenek testi göndermişler. Informal. Ben Informal'in kendi sitesinde aldım. Trendyol'da daha pahalıya geliyor çünkü. Bu kadar söyleyeceklerim. Şu sadece içime sinmeyen olay ise genel kültür oldu. Size tavsiyem 105 lira 110 lira fark verip 2022 almayın 2021 alın. Zaten 2021'in çıkmış sorularını bir şekilde bulursunuz diye düşünüyorum ve yayınlıyor herkes.
O şekilde. Görüşmek üzere herkese.